saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. Focus'la karşınızdayız. Çok azımızın bildiği, hepimizin merak ettiği bir konuyu konuşacağız. 0.7 dolardan 6 bin dolarlara doğru gelen Bitcoin ve o Bitcoin'in sistemi, blockchain, o sistem, fintech gibi böyle çeşitli kümelerden daha büyük kümelere ulaşmaya çalışacağız. Fevzi Güngör, Ödal kurucu ortağı ve Ahmet Karslı, Papara Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Şimdi bu gerçekten çok az kişinin bildiği ve hemen hemen de herkesin merak ettiği bir şey. Çünkü bir şekilde para kazandırıyor. Daha öncesinde zaten konuşmuştuk, evet, bu sistemin nasıl işlediğini. O sistemin nasıl işlediğinden alıp biraz daha genişleterek bugün gidelim istiyorum. Blockchain çok böyle, Fevzi Bey bize daha önce kameramanlarla, evet, o kameramanlara konu olan kumbaralar, o kumbaraların içerisindeki jetonlar gibi bir sistemle anlatmıştı. O sistemi de ben sonra kendi köşemde Bloomberg KT'de yazdım. Şimdi sizden bir dinleyelim blockchain'le. Blockchain teknolojisi Bitcoin'in altında yatan teknoloji aslında. Biz Bitcoin'le beraber blockchain'i konuşmaya başladık. Blockchain teknolojisi, Fevzi'nin daha önce verdiği örneği ben de gördüm. Güzel bir örnekti. Bitcoin ile ilgili hep tartışmalar vardır biliyorsunuz. Balon mudur değil midir, patlar mı patlamaz mı gibi. Ben blockchain'i balon örneğinden gitmek gerekirse eğer, dünyanın her yerinde havada balonlar uçuştuğunu düşünün. Ve bu balonların hep beraber merkezi olmayan bir yapı yarattığını düşünün. Blockchain teknolojisini buna benzetiyorum. Blockchain teknolojisi bugün dünyada merkezi sunuculardan sonra cloud sistemi ve cloud sisteminden sonra yeni bir teknolojiyle, yeni bir altyapıyla hayatımıza birçok yenilik getirdi. Aslında blockchain'in temelindeki mantık merkezi olmayan bir yapının olması ve bu merkezi olmayan yapı hem bizim gibi fintech kuruluşlarına hem bireysel kullanıcılarına çok fazla avantajlar sağlıyor. Bu avantajlar belli başlı işlemlerin daha ucuz maliyetlerle yapılabiliyor olması ve merkezi olmaması dolayısıyla dışarıdan gelecek farklı etkenlere, farklı etkilere açık olmaması gibi avantajlar. Blockchain'in geleceğini ben çok parlak görmekle beraber kendi tarafımızda fintechler yaklaşımı açısından blockchain açısından nasıl kullanırız, nasıl daha efektif faydalanırız, blockchain'i kullanarak son kullanıcılara nasıl daha fazla menfaat sağlar üzerinde çalışıyoruz şu anda. Şimdi orada avantajlar pek çok ama bir taraftan da dezavantajlar var. O dezavantajları da ortaya koymak herhalde gerekiyor. O blockchain ile ilgili yazıyı yazarken tabii çok daha fazla şeyi araştırmak, daha fazla örnekler üzerinden gitmek, yani bu nedir bu nedir diye taciz etmek zorunda kalmıştım konuştuğum kişileri. Ama şimdi orada öyle bir açık var ki o açıkta paranın izinin sürülememesi. Ve bizde de dünyada da bütün sistemler aslında bu işte kara paranın dolanmasını engellemek, paranın nereden gelip kime gittiğini bulmak, işte uyuşturucu için, silah için kullanılmasının önüne geçmek gibi önemli sorumluluğu olan sistemleri, evet, beraberinde getiriyor. Fakat blockchain'de bu yok benim gördüğüm kadarıyla. Doğru mu görüyorum? Ben katılıyorum bu minvalde, evet. Peki o nasıl olacak? Yani dünyada bir yerden bir yere paranın akışını süremeyeceğim ve bu sürekli olarak para kazandırmaya devam edecek. Dolayısıyla daha fazla kişinin ilgisini çekecek. Dolayısıyla aslında suç teşkil eden bir durumu bununla ödeyebileceğim. Evet. Zaten dünyada bakarsanız, yani blockchain bakkaldan ekmek alırken bugün insanların hayatını kolaylaştırmıyor. Hı hı. Veya işte araba alırken Bitcoin'le ödeyen daha duymadım. Yani ilginç olduğu için yapmaya çalışan olabilir. Biraz PR olsun diye yapmaya çalışan emlak şirketleri çıkmış olabilir. İşte Dubai'de böyle satılan projeler falan var. Ama günün sonunda bu daha kolay olduğu için veya daha verimli olduğu için yapılmıyor. Peki beher Bitcoin'e veya beher Ethereum'a ihtiyaç, talep neyden doğuyor? İki şeyden doğuyor. Bir, bunlar kısıtlı. Adet olarak bunların %70'i 80'i, 16 milyon tane Bitcoin var dünyada. Bunun %70'i 80'i neredeyse hiç hareket etmiyor. Hı hı. Toplam çıkacağı sayı 21 milyon. 21 milyondan sonra da çıkamayacak. Hı hı. 21 milyon. Bitcoin'in algoritması 21 milyonla sınırlı. Yani 21 milyon adet Bitcoin'in üzerine hiçbir zaman dünyada Bitcoin sayısı çıkmayacak. Dolayısıyla o arzı sınırlı bir şey olduğu için birinci sebep bu. Ve bu konuda bugün bir hype var. Yani herkes alayım, yarın öbür gün işte bugün 6 bin dolar olan 100 bin dolar olursa bir kenarda dursun diyor. Hı hı. Dünyada takdir edersiniz ki bu alana yatırım yapacak. Sirkülasyonda atıyorum 6-7 milyon Bitcoin olduğunu düşünürseniz 6-7 milyondan fazla adam var. Geri kalanları niye hareket etmiyor vesaire ayrı konular ama etmiyor yani. Hani bu değer artışı işlem hacmine baktığınızda aslında çok ciddi bir işlem hacmiyle desteklenmiyor. Çok ciddi bir talep var. Satmak isteyen az var. İki,
Peki bu neyi kolaylaştırıyor temelde? Esas ona bakmak lazım. Yani bir şeyin 1 milyar etmesi için başkasının 2 milyarlık bir sorununu çözmesi lazım. Doğru mu? Doğru. Yani bu kimin derdini çözüyor? Temelde anonim bir değer transferi yapmak isteyen adamın problemini çözüyor. Evet, burada dünyada çok büyük bir sıkıntı var ve burada böyle 10 milyar, 50 milyar, 100 milyarla ölçülemeyecek bir ihtiyaç var. Tabii ki bunu çözdüğünüzde burada bir değer enermesi yaratıyorsunuz ve bu karşılığında bir şey yaratıyor, bir değer artışı yaratıyor. Ama bunun hani gözümüzü kapayalım, ya bu teknoloji bu parayı ediyor, hayır etmiyor. Yani burada anonim para transferi bu değeri ediyor. Anonim para transferi de kimse kusura bakmasın hani Ahmet'in Mehmet'e ödemesinde kullanılmıyor. Yani bu ya kumar gelirlerinde ya suç gelirlerinde vesairede bir değer. Yani ben hayatımda ya benim anonim para transferi yapmam lazım. Keşke bir yol olsa da Ahmet'e 1 milyon dolar gönderebilsem kayıt dışı demedim. Hani neden zaten kayıt dışı göndermeye ihtiyaç duyuyorsunuz ki? Yani evet, yani zaten dünyada bunun değer artışıyla işte ne bileyim FATF'in uygulamaları, yani Global Masa'nın Birliği, MASAK gibi kuruluşların, Mali Suçları Araştırma Komisyonu'nun Türkiye'deki global eşleniği FATF'in veya Amerika'daki Finche'nin uygulamalarıyla bu değer artışının aynı zamana denk gelmesi büyük bir tesadüf. Evet. Bedelsiz verir belki Bitcoin demişler izleyicilerimizden. Burayı biri. Ben de biraz açmak isterim. Lütfen. Şimdi blockchain ile Bitcoin'i birbirinden ayırmamız gerekiyor. Sorduğunuz biri soru. Biri sistem, biri para. Evet, biri sistem, birisi para. Blockchain teknolojisinin tamamen bir yanlış anlaşılma var maalesef. Blockchain teknolojisini kara parayla veya suç gelirlerinin aklanmasıyla ilişkilendirmemek lazım. Çünkü bugün blockchain teknolojisi, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası da bir çalışma grubu kurdu bunun için. Blockchain teknolojisi, doğru, bankalar ve merkez bankaları tarafından nasıl daha efektif kullanılır araştırmaları ve geliştirmeler yapılıyor. Blockchain... İşte zaten buna konuşacağız, bunu geleceğiz diye özellikle o tarafından bakmak istedim. Çünkü bizde paranın izinin sürülmesi diye bir şey var. Merkez Bankası bu hikayenin içerisinde olacaksa, sermaye piyasası kurulu bu işin içerisinde olacaksa ve bu regülasyonu bizde herhangi bir kurum yapacaksa, biz bunu kullanacaksak, hı hı, dolayısıyla bu paranın izinin sürülmesi gerekecek. Dünyadan da farklılaşmak diye bir şey yok herhangi bir enstrümanda. Dolayısıyla hani dünyada paranın, Bitcoin'in izi sürülemesin ama, hı, Türkiye'de sürülsün. Öyle bir o şey zaman yoksa Türkiye'de kimse almayacak, evet, demek. Onun için oradan girmek istedim. Merkez Bankası'nın şu andaki çalışmaları blockchain teknolojisi üzerine yapılan çalışmalar. Bitcoin'in regüle edilmesi üzerine yapılan çalışmalar olduğu konusunda henüz bir açıklama yok. Hı hı. Bitcoin zaten yapısı gereği biliyorsunuz decentralized, yani merkezi olmayan bir yapı olduğu için balon dedik ya az önce. Yani dünyanın her yerinde havada uçuşan milyonlarca balon düşünün. Bir ülkenin bu balonları patlatmasıyla o teknoloji sönmez. Yani Bitcoin'i bütün dünyada yasaklasanız bile mutlaka bireysel olarak trade'i, alım satımı ve transferi devam edecektir. Önüne geçemezsiniz. Önüne geçemediğiniz için mutlaka aslında Merkez Bankası'ndaki bu çalışma grubu ile ilgili açıklamayı yapan ödeme sistemleri genel müdürü beyefendi çok güzel açıkladı bunu. Biz Merkez Bankası olarak bir şeyin tamamen yasaklanması veya tamamen serbest bırakılmasına karşıyız. Regüle edilmesi gerekir dedi. Bitcoin'in ve blockchain'in dediğiniz gibi regüle edilmesi gerekiyor ama Fevzi'nin söyledikleri de çok doğru. Bitcoin'in şu anda dünya genelinde kullanımına baktığınızda yatırım amaçlı kullananların dışında Bitcoin'i para transferi amacıyla kullanan kitlenin tamamı anonim olması dolayısıyla kullanıyor. Ama arkadaki blockchain teknolojisinin de kötü olduğu anlamına gelmez tabii ki bu. Blockchain'i bugün kullanmaya çalışan çok fazla kurum var. Şimdi teknik olarak hani biraz daha tekniği, hani ilk böyle bir analojiyle çok amprik anlatmıştık. Biraz daha tekniğe girdiğimizde esasında blockchain dediğimiz şey, bu hani ilk 2000'lerin başında bu Napster falan filan vardı. İnternetten müzik indirilirdi. Peer to peer download, file sharing programları. Aslında onun bir türevi bu. Yani tuttuğunuz şey peer to peer network üzerinde, yani kişiden kişiye oluşan ağ üzerinde tutulan bir veri tabanı dosyası. Dolayısıyla bu sebeple engellenemeyeceği söyleniyor. Nasıl ki Napster dünyada yayıldı, İşte sonra benzerleri çıktı, kaza çıktı, şu an torrentler var. Bunlar da işte siz dosyayı bir sunucudan indirmiyorsunuz, başka torrent kullanıcılarından indiriyorsunuz. Bunun aynısı işte hani bu Dark Web denen, Google'da olmayan, bir sunucuda host edilmeyen
işte karanlık mevzuatın döndüğü, içeriğin döndüğü, peer-to-peer network'te dönüyor. Bunun bir türevi aslında peer-to-peer, yani distributed ledger yapısı, dağıtık defter yapısı. Bu dağıtık defter yapısının tutulduğu bireyleri münferit olarak bilemediğiniz için engelleyemiyorsunuz. Ama günün sonunda şey tarafını tabii ki bu, yani blockchain'i yok saymıyor. Ama dünyada hani distributed, yani dağıtık dosya depolamada çok büyümedi. Peki şimdi bu bir şekilde yatırım aracı haline geldiyse ödeme aracı haline de gelecek. Ödeme aracı haline geldiği zaman bu bir değişim aracı olacak. Zaten hali hazırda öyle ve bankaların içerisine girecek ve biz hani Bitcoin'in çok daha fazla ya da işte X'i, Z'i neyse yeni çıkacak o para birimlerinin adı, onları çok daha fazla görmeye duymaya başlayacağız. Bankalar burada kendilerini nasıl konumlandıracak? Ben şöyle cevaplayayım. Bitcoin yaklaşık 5 yıldır bir ödeme aracı olarak kullanılıyor. Ben bundan yaklaşık 1-2 ay önce Budapeşte de içtiğim bir kahveyi kafenin içinde Bitcoin wallet'ımla QR kod okutarak ödedim. Bunun dışında Fevzi'nin söylediği gibi çok fazla PR çalışmaları var ama Bitcoin'in aynı zamanda ödeme aracı olarak kullanılır çok yaygın sektörler var. Ne gibi? Bugün dünyada dijital oyun sektöründe, dijital ürün sektöründe Bitcoin'le ödeme alan binlerce web sitesi var ve bu binlerce web sitesinde Bitcoin'le ödeme yapabiliyorsunuz. Bitcoin'in burada aslında sorun olmasının sebebi anonimliği, ama anonimliği siz regülasyonlarla ortadan kaldırdığınızda elinizde mükemmel bir ürün kalıyor. Bu ürün nedir? Bankacılık sisteminden bağımsız, çok efektif ve çok ucuza para transferi ve ödeme yapabildiğiniz bir üründür. Yani bugün normal şartlarda Türkiye'de yaşayan bir 16-17 yaşında bir gencin Çin'deki bir oyun üreticisine ödeme yapabilmesi için biliyorsunuz araya birkaç tane bankanın, birkaç tane ödeme kuruluşunun girmesi gerekiyor. Ama Bitcoin'i kullandığınızda herhangi bir third party, üçüncü kuruluşa ihtiyaç duymadan ödeme gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla günün sonunda baktığımızda regüle edilmesiyle beraber anonimlik ortadan kalktığında hem bankaların kullanabileceği hem bireylerin kullanabileceği mükemmel bir ürün zaten ortada var teknolojisiyle birlikte. Bugün bankalar buna nasıl entegre olabilirler? Birçok banka çalışıyor. Biz de bir taraftan çalışıyoruz. Bir basit bir örnek vererek açıklamaya çalışayım. Bugün bir banka yurt dışı para transferlerini biliyorsunuz SWIFT sistemini kullanır. SWIFT sistemi ne işe yarar? Türkiye'den bir vatandaş Almanya para göndermek isterse o paranın ulaşması için SWIFT sistemi kullanır ve bir muhabir banka vardır. Muhabir banka ödemeyi gerçekleştirir ve bankalar gün sonunda mutabakatlaşmalarını yaparlar. Bu mutabakatlaşma da bugün fiziki parayla yapılıyor. Bitcoin ve blockchain teknolojisi bize neyi sağlıyor? Bugün mesela Akbank'ın çok güzel bir işbirliği var Ripple'la beraber. İlan ettikleri blockchain teknolojisini kullanacaklarını söyledikleri. Bu Ripple'la beraber blockchain teknolojisi bize neyi sağlıyor? Uluslararası finans kuruluşlarının kendi içindeki mutabakatları merkezi olmayan bir yapıda yapabilmesini ve SWIFT sisteminden bağımsız para transferi yapabilmesini sağlıyor. Yani bugün 200 TL yurt dışına para göndermenin maliyeti SWIFT'le 50 TL iken son kullanıcıya, blockchain teknolojisiyle beraber Ripple işbirliğiyle Akbank'ın yaptığı işbirliğiyle beraber belki 3 TL ve 4 TL olacak. Peki bu hangi sektörlere olumlu ya da olumsuz etkileyecek? Çok kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi Ahmet'in dediklerine katılıyorum. Fakat bir tane düzeltme yapayım. Bugünkü kullanım itibariyle şimdi gönderen kişi blockchain kullanan teknolojiler üzerinde çoğunlukla, yani onun algoritmasına bakmak lazım ama Bitcoin'e örnek verelim. Bitcoin teknolojisiyle karşı tarafa para gönderen kişi aslında bir şey ödemiyormuş gibi görünüyor. Ama hatırlıyorsanız sizinle konuştuğumuz örnekte bir pencere açılıyordu ve bir jeton düşüyordu. Hı hı. Kameracı o jetonu alıp kendi kumbarasına atıyordu. Kameracı o transaction için gidip o transaction işlemi yapan adamdan para almıyor. Hı hı. Ama sistemde bir enflasyon yaratıyor. Yani yeni bir jeton alıyor. Bu jeton bedava değil. Bu jeton sistemde bir enflasyon yaratıyor. Bu enflasyon dünyada şu anda blockchain, yani Bitcoin tabanının %2,5 kadar. Şimdi orada ama 21 milyon dediniz ya. Evet. Bu jetonlar 21 milyona ulaşacak. Adet. Adede ulaşacak. Evet. Dolayısıyla o kameramanlara verilecek olan, pencereden içeri yeniden girecek olan, odaya girecek olan bir jeton var. Dolayısıyla evet, her yapılan işlem
içinde bir jetondan bahsediyorsunuz. Her işlem için bir jeton değil, bir işlem grubu için bir jeton veriyor. Ya da bir işlem grubu sonuçta. Evet, bir bitcoin. Yani evet. Sonuç itibariyle 21 milyonluk bir büyüklüğün içerisinde bu sistemi kayıt altına almak üzere çalışan, bizim daha önce kameraman diye tabir ettiğimiz kişilere ödenecek olan ya da sistemlere ödenecek olan birer para birimi jetonlar var. Aynen. Bu bir enflasyon yaratıyor. Bunun bugün o 21 milyonu da bundan düşmek gerekecek. Onu söylemek zaten istiyorum. O 21 milyonu böyle gidiliyor. Yeni jeton başka şekilde çıkmıyor. Her jeton kameramanlara verilerek çıkıyor. bu işin sonunda bu işin sonunda mevzu şu. Bir Bitcoin transferi işleminin bugün dünyadaki maliyeti $2.5. Şimdi işin sonu bu. $2.5 bugün Bitcoin'i bugün alın. Bir ay sonraki havuza bakın. Aradaki o kameramanlara verilen jetonların toplam işleme bölündüğündeki değeri bugün Bitcoin'de $2.5. Siz her işleme için sistemin ödediği para bu. Yani Merkez Bankası örneğinden gidersek, Merkez Bankası bugün Bitcoin'in aynısını yapsaydı her bir para transferi için $2.5'lık yeni banknot basması gerekecekti. Bu ucuz değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Geri kalan $5.997.8 nerede? Hangisi? O 6.000 küsur dolara geldi ya Bitcoin. 7.000'i de geçti. Şimdi şöyle atıyorum. Demek ki 3.000 işlemde bir Bitcoin veriliyor. Öyle gibi düşünün. Peki. Türk coin nasıl oluşturabiliriz gibi bir soru gelmiş. Her şeyi millileştirmek ve her şeyi böyle bir... Bence yanlış bir soru değil bu arada. Yani Merkez Bankası'nın çalışması zaten böyle bir şey. Yani bu tür şeylere bakılıyor. Sizin... Yani o zaman gene şey mi olacak işte mesela dolar Amerika'nın parası, pound İngiltere'nin parası işte böyle mi gidecek? Şimdi bakın baştan düşünelim. Yani cebinizde banknot var değil mi? Bunun doğru olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani bir kağıt var, üzerinde mürekkeple bir tane baskı var, üzerinde bir tane de imza çıktısı var. Bunun gerçek bir banknot olduğunu nereden biliyorsunuz? Hiçbirimiz bilmiyoruz aslında. Güveniyoruz ve hani işte filigranına bakıyoruz. Üzerinde işte şey var, bir tane şerit var falan. Bunun aslında bir dağıtık bir merkezden kontrol edilebilmesi vesaire çok mantıklı şeyler. O yüzden ben hani devletlerin çıkardığı coinlerin olabileceğini düşünüyorum. Yani Türk coin olabilir, işte dolar coin olabilir. Ama bu çıktığında devletler bunun anonimitesini engelleyeceği için bugünkü değer önermesi gibi bir değer önermesi olmayacağını düşünüyorum. Yani Türk coin yapmak mantıklı ama eğer Bitcoin'in aynı sistemini alıp Türk coin yaparsak Merkez Bankası her bir transaction için işte $2.5 ne kadar yapıyor? Kabaca 10 lira. 10 lira para ödeyecek. Yani böyle bir işlem var mı? Böyle bir dünya yok. Onun için... Şimdi bu kadar pahalı olan bir sistemin kendi kendini zaten yok etmesi gerekmez mi? Ne değer aldığınıza göre değişir. Yani siz normalde işte ne bileyim $3 milyon Türkiye'den Bolivya'ya transfer etmek istediğinizde $3.000 diyorsunuz. O da $2.5 bu sistemde. O yüzden de devamı var deniyor. Peki bir Bitcoin yatırımcısı nasıl hareket ediyor? Hangi motivasyonla hareket ediyor? Yani tabii para kazanma motivasyonuyla hareket ediyor da bu iş nereye doğru gidiyor? Ben bireysel olarak bir Bitcoin yatırımcısıyım. Yani söylüyorum. Kendi yatırım portföyünde Bitcoin'lerim var. Bitcoin yatırımcısı olmamın sebebi tabii Bitcoin'in ilk yıllarında yarın bir gün Bitcoin'in değeri binlerce dolara veya milyonlarca dolara ulaşır değildi. Yani biraz daha fevzi mesafeli yaklaşıyor ama ben Bitcoin'i bir devrim olarak gören kitleden birisiyim. Dolayısıyla Bitcoin'in geleceğine inandığı için bir Bitcoin yatırımı yaptım. Bitcoin yatırımcısının yapması gereken şu, öncelikle bu yani yatırım tavsiyesi gibi algılanmasın kesinlikle tabii ki ama bir Bitcoin yatırımcısı Bitcoin'deki hareketlilik çok fazla olduğu için o yatırımı gerçekten yapıyorsa ya birkaç yıl unutacağı parayı yatırım olarak yapması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'de şöyle bir gerçek var, baktığınızda Bitcoin'in ivmesi güzel bir ivme. Bitcoin zaman zaman çalkalanıyor, zaman zaman dibe de vuruyor biliyorsunuz ama Bitcoin açıkçası göstermek gerekirse şöyle bir çizgisi vardır. Bitcoin her zaman tap yapar. Tap yaptıktan sonra bir düşüş yapar ama o düşüş hiçbir zaman dibi görmez. Bitcoin'in çok da güzel bir avantajı var. Bütün dünyada biliyorsunuz para birimleri ekonomik krizlerden etkilenirken Bitcoin aslında tarihine baktığınızda ekonomik krizlerden beslenen bir para birimi oldu. Dolayısıyla dünyada krizlerin sayısı ülke bazlı arttıkça Bitcoin'in değeri de yükseliyor.
kullanım alanı artıyor. Kullanım alanı artmasıyla beraber değeri yükseliyor. Ve bir para biriminin değerini ne etkiler günün sonunda baktığınızda veya bir teknoloji nasıl patlar diye düşünelim. Bir teknolojinin patlaması için ya regülasyon tarafından tamamen yasaklanır ki Bitcoin'in merkezi olmayan yapısı dolayısıyla tamamen yasaklanması mümkün değil. Ya kullanım alanı kalmaz ki kullanım alanını çoktan ispatlamış durumda Bitcoin ki bu değerlere geldi. Veya üçüncüsü insanlar artık rağbet göstermez, talep olmadığı için fiyatlar aşağı iner. Şu anda bununla da karşı karşıya değiliz. Talep her geçen gün artıyor. Talebin azalması sadece uzun vadede bir risk olabilir ama onun dışında ben Bitcoin yatırımı yapılacaksa uzun vadeli bir yatırım olarak hala bireysel olarak da yaptığım için yapılabilir diye düşünüyorum. Bu arada Türkcoin'den maksadının kendi sistemimizi oluşturmak için izlenecek yolun nasıl olması gerektiğini sormak olduğunu söylemiş izleyicimiz. Şimdi biz kendi blockchain sistemimizi kurabilir miyiz? Öyle bir altyapımız var mı? Devlet olarak mı biz diyoruz? Yoksa tabii. Biz hani atıyorum üçümüz mü kurabilir miyiz? Yani üçümüz kurabiliyorsak bence. Kendim de kurabilirim. Yani bunu işte ICO denen şeyler, bu Initial Coin Offering denen şeyler bu aslında. Yani bir blockchain sistemi kuruyorsun. Burada hani ya bunun teknik bir şeyi var. Tarafı var. Bir de hani bunun bir iş tarafı var. Yani yeterli talebi yaratabileceğinize inanıyorsanız her türlü blockchain sistemi üzerinde kendi coin modelinizi kurabilirsiniz. Burada bunun hani deminki sorunuza da bir yanıt vermiş olayım. Neyi değiştireceğini düşünüyorsunuz dediğinizde normalde insanlar arası yapılan ve bir otoritenin kontrol etmediği aslında başka kurgular var. Bunları kökten değiştireceğini düşünüyorum. Nedir bu? Mesela senet. Yani gidiyorsunuz bugün bir tane mahalledeki mobilyacıdan mobilyanızı alıyorsunuz. Karşına bir senet veriyorsunuz. O adam o seneti götürüyor başka bir yere veriyor. O götürüyor başka bir yere veriyor. Bu senet aslında sirkülasyona giriyor, doğru mu? Aslında buradaki her bir senet blockchain network'ünde tutulmak için ideal ürün. Blockchain'de bunu tuttuğunuz halde senetleri bölebilirsiniz, dağıtabilirsiniz. İşte kaynağını takip edebilirsiniz. Kimden aldım, kime verdim? Bunların kefaletleri nasıl? Her bir kefilin, her bir cirantanın işte atıyorum kredi skoru nasıl? Bunların hepsini blockchain üzerinde geçmişini görebilirsin. Ve bence mesela bunu gerçekten değiştirmesi gereken bir teknoloji MTA blockchain. MTA gibi bir şey olacak yani. Evet. Sonunda. Peki, aslında buradaki her bir token'ın bir MTA zaten. Evet. Son 1,5 dakikamız. O 1,5 dakikayı da biraz hukuki tarafa ayırmak istiyorum. Şimdi benim hisse senediyle ilgili bir derdim olsa giderim bunu işte düzenleyen kurumlar var, bununla ilgilenen avukatlar var, bununla ilgili olan mahkemeler var. Bitcoin ile ilgili bir derdim olduğunda karşı taraftaki adamın bile kim olduğunu bilmiyorum ya, derdimi kime anlatacağım? Oradaki Marco Paşa kim? Bitcoin ile ilgili evet bahsettiğiniz aslında büyük bir sorun ama zaten Bitcoin'in mantık olarak temeli de bu anonimlik. Yani Bitcoin ile herhangi birisine ödeme yaptığınızda veya para gönderdiğinizde yaptığınız ödemenin ulaşmadığını iddia edemezsiniz ama ödeme yaptım hizmet alamadım derseniz başvurabileceğiniz hiçbir yer yok. Yani çünkü yaptığınız ödemelerin tamamı anonim. Dediğiniz gibi alıcının kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bugün en basit anlamda bir suç duyurusu için gittiğinizde savcılık size TC kimlik numarası sorar. Hı hı. Veya tüketici mahkemesine gittiğinizde kimin tarafından dolandırıldın der. Burada hiçbir şey iddia edemezsiniz. Çin'den gidip mesela oyunu alacağım. Ödemeyi yaptım, oyunu alamadım. Evet, geçmiş olsun. Bu iyi Bitcoin. Senaryo. Kötü senaryo ne? Yani çok olabilir tabii. Bu çok yani. Çok daha büyük evet. Bir montana. Peki bu, yani bunun hukuk sistemi bir şekilde kurulacak herhalde o zaman. Yani şöyle biraz önce verdiğim örnekte de mesela aynı problem var Ahmet'in söylediği. Çünkü senette biliyorsunuz her bir cirantanın aslında bir kefaleti var. Hı hı. Aradaki ciranta bir blockchain sisteminden geçti. Dedi ki ya bu buradaki wallet'ın sahibi ben değilim. Mahkemeye git. Hı hı. Mahkemeye gittin nasıl ispat edeceksin? Zaten bu işin hani para da olsa senet de olsa esas mevzusu kimlik tespiti. Bugün fintech dediğimiz işte bizim Ödeal'da mobil uygulamayla iş yerinde kredi tahsilatına yapıyoruz. Papara'nın bir mobil uygulamayla cüzdan modelinde yaptığı şeyin hepsinin temeli aslında teknolojiyi kullanarak müşterinin kimliğini beyan edip fonların aktarılmasını sağlamak. Bu hani belli regülasyonlar çerçevesinde yapılınca kolay.
Ama yepyeni işte peer to peer blockchain diye bir şey çıkınca nasıl olacağını kimse bilmiyor. Peki bir gün aramıza bir de hukukçu alalım. Ben hukukçuyum bu arada. Evet, o zaman yani... bir başka programda bir kez daha konuşalım bunu. ve hani işin çünkü hukuki biz böyle arkası tarafına... yarın gibi sürekli blockchain evet, şeyine yarın. Bağlanıyor. arkası haftaya ya da bir bitmiyor sonraki konuşayım. Haftaya. Hakikaten bu bitecek bir konu değil ama program bitti. Kapatmam evet. gerekiyor. Çok teşekkür ederim kolay ikinize gelsin. De. Ama hakikaten bir gün tekrar bunu oturalım ve konuşalım. Hukuki tarafını daha fazla bu sefer masaya yatırarak konuşalım isterim. Fox'a da böylece noktayı koyuyoruz. Hoşçakalın.